Merhaba, bu dersimizde Go ile bir dosyanın yeniden isimlendirilmesi ve taşıma gibi işlemlere bakacağız. Bu işlem çok basit, kullanacağımız bir function var. Genel yapımız hazır burada. Import alanı, main alanı ve temel bir hata yönetimi. Şimdi burada harici olarak kullanacağım os paketi var gene. Os paketini kullanıyorum. Ve bir tane de demo.txt dosyam var. Daha önceden bildiğiniz gibi. Bunu ben original pet olarak kullanacağım. Şu şekilde bir değişken tanımlıyorum ve demo.txt'yi verdim buna. Sonra new pet olarak da bunun adını değiştirdiğimi söylüyorum. Aslında isim değiştirme değil, bu direkt taşıma işlemi. Yani bir kopyalama move file işlemi de yapabilirsiniz burada. Dosyayı başka bir yere götürmek için. Onun için sadece bir new pet vermeniz yeterli. Ben burada dosyanın adını değiştirme amacıyla kullanacağım bunu. Mesela şurada bir pet vererek bunu deneyin. Bu da size küçük bir araştırma ödevi olsun. Farklı bir yol verin buna. Devam ediyorum. Os paketinin rename'ini kullanacağım. Rename içerisinde bu function bizden iki tane parametre istiyor. Bu parametrelerden bir tanesi, ilki original pet, diğeri de new pet dediğimiz alan. Bundan sonra da hata yönetimi işlemlerini yapıyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi uygulamamızı çalıştırabiliriz. Original pet'in adını, aslında original pet'i bununla değiştir demek daha doğru burada. Go run main.go. Bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi demo.txt'nin adı test.txt olarak değişti. İşlem tamam. Şimdi bundan sonra küçük bir ödev olarak da bu dosyayı, test dosyasını şuradaki sizin oluşturacağınız X klasörün içerisine nasıl taşıyacağınızı inceleyin ve bunu yapın ödev olarak. Burada bir püf nokta, zaten bu uygulama bu file içerisinde çalıştığı için, file klasörü içinde çalıştığı için burada C dizini vermenize gerek yok bu şekilde. Ve string içerisinde tek ters slash kullanılmaz. Bunu yapmak için iki slash yazmanız gerekir. Bu da bir püf nokta olarak vermiş olayım. Aslında cevabı bile verdim sayılır. Başarılar.